Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Rusya istasyondan ayrılıyor. Kore Ay'a gidiyor. Çin yeni roketiyle geldi. Haftanın önemli uzay haberleri. Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 2024'ten sonra ayrılacağını açıkladı. Rus Uzay Ajansı Roskosmos'un yeni başkanı Yuri Borisov, Vladimir Putin'e sunduğu raporda Rusya'nın 2024 yılından sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekileceğini ve planları üzerinde bir süredir çalıştıkları Ros İstasyonu'nu kuracaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada Rusya'nın yaptıkları anlaşmalara sadık kalarak 2024 yılına kadar istasyonun düzenli ve güvenli çalışması için üstlerine düşenleri yerine getireceklerini, 2024 yılından sonra ise yeni kuracakları Ros Uzay İstasyonu hazır olur olmaz UUI'den ayrılacaklarını söyledi. Açıklama sonrasında NASA yetkilileri ve NASA Başkanı Bill Nelson tarafından yapılan yorumlarda NASA'ya ayrılmaya dair resmi bir tebliğin gelmediğini, olası bir tebliğ gelene kadar da ortak çalışmaya devam edileceği mesajı verildi. Roskosmos tarafından yapılan bu açıklamanın bir benzeri Ukrayna-Rusya savaşının başladığı dönemde eski başkan Dmitri Rogozin tarafından da yapılmış ve hatta paylaşılan bir animasyon nedeniyle de gerginlik yaratmıştı. Açıklamanın resmi olması karara ciddiyet kazandırsa da bildiride bulunan 2024'ten sonra tabiri bu ciddiyetin seviyesini düşürüyor. Pek çok uzman bu açıklamanın havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya'ya uygulanan ambargoya karşılık Rusya'nın kullandığı bir koz olarak görüyor. Zira başta Rus yetkililer olmak üzere pek çok bilirkişi tanıtımı yapılan Rus uzay istasyonunun en erken 2028 yılında kullanıma hazır hale gelebileceğini söylemekte. Bir başka kesimse mevcut ekonomik ve teknolojik ambargolar nedeniyle istasyonun yakın bir zamanda kesinlikle kurulamayacağını düşünüyor. Rusya 2024 yılından sonra alçak dünya yörüngesindeki daimi varlığını kaybetmemek için mevcut ambargoların kaldırılmasına, en azından uluslararası uzay istasyonu için yumuşatılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle terk etme kozunu kullanmaya çalışıyor. Bu sayede yıpranmış ve arıza vermeye başlayan Rus bölümlerinin bakım ve onarım giderlerinin uzaya personel ve ekipman fırlatma masraflarının bir kısmından ya da tamamından kurtulmak için bir yol arayışındalar. Yeni planladıkları istasyona dair ise bu yıl içinde çalışmalara başlansa ve her şey zamanında tamamlansa bile Rusya en azından önümüzdeki 6-7 yıl daha mevcut istasyona ihtiyaç duymakta. Ukrayna ile olan ve Batı'nın da müdahil olduğu savaş derinleşmediği sürece Ruslar istasyonda kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ancak çarpışmaların ve gerginliğin derinleşip uzaması durumunda Rusya gemileri yakıp istasyondan ayrılmak zorunda kalabilir. Bu konudaki gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kore, Ay gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. Kore, Ay yüzeyini araştırmak için Danuri gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ya da Kore Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Danuri uydusu 4 Ağustos günü SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Kurumun Ay araştırma programının bir parçası olan gözlem uydusu, gelecekte yapılacak olan diğer projeler için yörünge, kontrol ve veri iletimi gibi konularda tecrübe edilmek amacıyla kullanılacak. Sonda ayrıca üzerindeki bilimsel gözlem ekipmanlarıyla yüzeyin topografik haritasını çıkartacak, ayrıca su buzu, uranyum, helyum-3, silikon ve alüminyum gibi kıymetli maddelerin varlığını araştıracak. Danuri uydusu 2014 yılında NASA ile yapılan bir anlaşma sonrasında şekil almaya başlayan bir proje. 2016 yılında üretimine başlanan sonda Kore'nin Ay programının birinci ayağını oluşturuyor. Danuri'nin fırlatılıp yaklaşık bir yıl planlanan görevini tamamlamasının ardındansa Kore Ay programının ikinci aşamasına geçecek. Bu aşamadaysa 2025 yılında Ay'a Kore yapımı KSLV-2 roketiyle bir yörünge aracı, iniş aracı ve yürür aracın olduğu görev grubu gönderilecek. Çin Halk Cumhuriyeti, katı yakıtlı yeni nesil roketinin ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay alanındaki çalışmalarına hız veren Çin, geliştirdiği ZK-1A ya da Lijian-1 roketinin ilk test denemesini başarıyla tamamladı. 30 metre yüksekliğinde ve 135 ton ağırlığındaki roket, 27 Temmuz günü Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Tamamı katı yakıtlı 4 kademeli oluşan roket, taşıdığı 6 uydu 500 kilometrelik güneş eşleniği yörüngeye çıkarttı. Tasarımı, Avrupa Uzay Ajansı'nın da kullandığı İtalyan Vega roketleriyle benzeri olan ZK-1A, Çin'in şu an için servise soktuğu en büyük katı yakıtlı yörünge roketi. Roketin mevcut modeli 200 kilometrelik alçak dünya yörüngesine 2 ton,
500 kilometrelik güneş eşiğinin yörüngeye ise 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. İlk denemesini başarıyla tamamlayan Lijian roketini, Çin, orta yük kategorisindeki uydu ya da takım uydularının yörünge hızlı ve ekonomik olarak çıkartılması amacıyla kullanacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 2 Ağustos, Electron Antipodean Adventure seferi. Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki 1 numaralı fırlatma sahasından yapılacak olan görevde, Amerikan İstihbarat Ofisi'ne ait Enrol 199 uydusu alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek. 4 Ağustos, Atlas 5, Espiris Q6 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan seferde, Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin kullandığı füze ikaz uydu sistemine ait Espiris Kızılötesi gözlem uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. 4 Ağustos, Falcon 9, Lunuri görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan seferde, Kore Uzay Ajansı'na ait Ay gözlem uydusu uzaya gönderilecek. 7 Ağustos, SSLV test uçuşu. Hindistan'ın Sriharikota bölgesinden yapılacak olan fırlatmada, Hint Uzay Ajansı tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük uydu fırlatma aracı ilk test uçuşunu yapacak. Bu test sırasında yük olarak EOS-2 gözlem uydusu taşınacak. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.